Herkese yeniden merhaba, ben Ayça Ertürk, kanalıma yeniden hoş geldiniz. 2016'nın sonlarına yaklaşmışken artık bir 2016 favorileri videosu çekmemin zamanı geldi diye düşündüm ve sizin için bugün bu videoyu çekiyorum. Bir kitap sayısı sınırlaması koymadım açıkçası bu video için, hani 2016'nın en iyi 10 kitabı, 20 kitabı diye. Sadece 2016'da okumuş olduğum kitaplara şöyle bir göz attım ve beni en çok etkileyen, en çok sevdiğim kitapları seçmeye çalıştım. Tabii ki hani 2016'da çok çok güzel kitap okumuşum, çok fazla güzel kitap okumuşum ama bunlar benim en severek okuduğum, favorim olan kitaplar. 18 tane olmuş, ben de hepsinden bahsedeceğim bugün. Kitapları uzun uzun anlatmayacağım çünkü 18 kitabı hem uzun uzun anlatmak çok fazla zaman alacak, hem de zaten birçoğunu videolarımda daha önce anlatmıştım. O yüzden bugün kısa kısa anlatıp geçeceğim. Hemen başlamak istiyorum. Evet, bu yıl favorim olan kitaplardan bir tanesi Mihail Bulgakov'un Usta ile Margarita kitabı. Biz bu kitabı Instagram'dan sevgili okur gezerim ile birlikte okumuştuk ve benim çok çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Yazar kitabı yazdığı dönemde bunu Rusya'da bastırma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bir türlü hayattayken bu kitabı yayınlatmayı başaramıyor ve ölüm döşeğindeyken en çok istediği şey bu kitabın bilinmesi oluyor ve ölümünden 62 yıl mıydı tam emin değilim ama çok çok uzun bir süre sonra bu kitap yayınlanıyor ve iyi ki de yayınlanmış diyorum. Benim çok çok severek okuduğum bir kitap oldu. Bir sonraki kitabım benim yazarla tanışma kitabım olan Mine Kırık Kanad'ın Sinek Sarayı adlı kitabı. Ben bu kitabı da nasıl listeme girdi, nasıl aldım inanın hiç hatırlamıyorum ama iyi ki almışım. Yazarın muhteşem bir dili var. Ben çok severek okudum. Çok sıcaklı bir hikayesi var zaten. TÜYAP'tan hemen yazardan bir kitap daha aldım. Daha fazla kitap okumak istiyorum yazarla ilgili. Siz de mutlaka bir bakın isterim. Gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Bir sonraki kitabım bir Virginia Woolf hayranı olarak Michelle Cunningham'ın Saatler adlı kitabı. Bu kitap niye bu kadar özel? Çünkü kitapta 3 tane kadın karakter var. Bunlardan bir tanesi Virginia Woolf. Bir tanesi Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway karakteri ve bir tane editör bir kadın. Üçünün iç içe geçmiş öyküsünü okuyoruz. Gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Virginia Woolf seviyorsanız mutlaka bir bakın derim. Ha Virginia Woolf sevmiyorsanız da yine de güzel bir kitaptı. Ama özellikle Virginia Woolf severlere şiddetle tavsiye ederim bu kitabı. Bir sonraki kitabım 2016'da benim aynı zamanda ilk okuduğum kitap Ece Temel Kur'an'ın Devir adlı kitabı. Bu kitap beni inanılmaz etkileyen, neredeyse soluksuz okuduğum bir kitaptı. Zaten ilk videomda da hani o konuşamadığım videolarımda da bahsetmiştim bu kitaptan birazcık. İki tane çocuğun gözünden anlatılan bir kitap. Ben zaten bu tarz kitapları çok seviyorum. Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili. Mutlaka bir bakın derim. Ben Ece Temel Kur'an'ın daha önce Muz Sesleri kitabını okumuştum ve gerçekten neden bilmiyorum ama hiç beğenmemiştim. Bu kitabını okuduktan sonra Ece Temel Kur'an'ın bütün kitapları listeme girdi. O kadar beğendim yani. Bir sonraki kitabım yine yazardan okuduğum ilk kitap olan Figen Şakacı'nın Pala Hayriye kitabı. Ben Figen Şakacı'nın anlatımına, diline vuruldum resmen. İnanılmaz beğenerek okudum. İnanılmaz edebi bir lezzet alarak okudum bu kitabı. Hemen arkasından Bitirgen kitabını da aldım. Aslında Bitirgen Pala Hayriye'nin çocukluğunun anlatıldığı ilk kitap. Bu ikinci kitapmış. Ben biraz tersten başladım yine her zaman olduğu gibi. Ama Figen Şakacı okumadıysanız mutlaka bir bakın derim. Gerçekten muazzam bir dili var. Bir sonraki kitabım benim çok çok sevdiğim bir yazar olan Mine Söğüt'ün 5 Sevim Apartmanı. Bu kitapla da ilgili yine videoda bahsetmiştim, o yüzden çok uzun anlatmayacağım. Ama lütfen Mine Söğüt okuyun. Bugüne kadar okuduğum bütün kitaplarını çok çok severek okudum. Kesinlikle muhteşem bir zekası var Mine Söğüt'ün. Muhteşem bir hayal gücü var. Şiddetle tavsiye ediyorum 5 Sevim Apartmanı'nı da, diğer kitaplarını da. Yine 2016'da çok çok severek okuduğum kitap Kar İzleri Örttü adlı öykü kitabı. 15 bayağı bir yazarın, içinde çok ünlü, çok sevdiğimiz yazarların da olduğu bir öykü kitabı. Bu kitabın özelliği
bütün yazarların 3 tema üzerinde öykülerini yazmış olması, kar, yılbaşı gecesi ve cinayet temalarını kullanarak farklı öyküler yazıyorlar. Neden bu kitap böyle çok hoşuma gitti, çok özel geldi derseniz eğer, içinde çok çok farklı öyküler vardı. Şu anlamda çok farklı öyküler vardı. Ortak bir tema etrafından inanılmaz birbirinden bambaşka öyküler çıkmış ortaya. Hani bu da gerçekten benim için çok farklı bir okuma deneyimiydi. Mutlaka bir bakın diyorum öykü severseniz eğer. Bir sonraki kitabım Vüsat Obener'in Buzul Çağı'nın Virüsü kitabı. Bunu videomda da söylemiştim. Türkçe'de okunan en zor kitaplardan birisi olarak biliniyor. Gerçekten de öyle. Benim için hiç kolay olmadı. Zor bir okumaydı. Ama yazarın diline, anlatımına alıştıktan sonra, yani tertemiz bir Türkçe. Dil bu kadar mı güzel kullanılır? Bu kadar yalın, bu kadar lezzetli bir şekilde mi kullanılır? Kesinlikle tavsiye ediyorum size bu kitabı. Ama dediğim gibi tekrar hiç kolay bir okuma değil. Gerçekten ben de çok zorlanarak okudum. Çünkü olaylar, kişiler ve zaman arasında çok hızlı geçişler var. Ve olayları takip etmek birazcık zor olabiliyor. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz. Bir bakın derim. Bir sonraki kitabım yine benim bu yıl tanıştığım bir yazar olan Janet de Winters'ın Vişnenin Cinsiyeti adlı kitabı. Yazarın inanılmaz farklı bir anlatımı var, farklı bir kurgu vardı. Masal tadında oldukça güzel bir kitaptı. Ben bu kitabı da çok sevdim. Yazarın diğer kitaplarını okumayı düşünüyorum. Siz de bir bakın isterim. Bir sonraki kitabım Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk, William Genazzino'nun kitabı. Ya bir incecik kitap bu kadar mı güzel olabilir? Bu kadar mı dolu dolu olabilir? Çok beğenerek okumuştum ben. Çok keyif almıştım okurken. Zaten ben Ayrıntı Yayınları'nın kitaplarını çok seviyorum. Gerçekten bugüne kadar pişman olduğum bir kitabı olmadı. Ve TÜYAP'tan 3 liraya, 5 liraya çok güzel kitaplar aldım. 2017'de de bol bol okuyacağımı düşündüğüm bir yayın evi. Bir sonraki kitabım Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç kitabı. Bu bilim kurguya yakın, inanılmaz güzel bir kitaptı ve ben Türkçe'de, bizim edebiyatımızda böyle bir kitap olduğunu çok geç keşfettim maalesef. Bilim kurgu özelliğinin dışında kesinlikle ustaca yazılmış, çok güzel toplum eleştirilerinin olduğu, muazzam toplum tasvirlerinin olduğu harika bir kitaptı. Eğer okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Bu kitabın yazım süreciyle ilgili de başında bir iki not vardı. O da çok iyiydi. Mutlaka mutlaka tavsiye ettiğim kitapların arasında bu da. Bir sonraki kitabım çok yakın zamanda okumuştum ve ne kadar etkilendiğimi anlatmıştım zaten. Ta-Nehisi Coates'in Dünya ile Benim Aramda adlı kitabı. Bu da beni çok çok etkileyen, gerçekten sarsan bir kitap oldu. Zenci olmak, ırkçılık ve tüm bu konularla ilgili çok güzel bir kitaptı. Zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bir bakın isterim buna da. 2016'da kesinlikle favori videomda olması gerekiyordu. Bir sonraki kitabım Alejandro Zambra'nın Ağaçların Özel Hayatı kitabı. Bu kitabı da, daha doğrusu bu yazarı da yine 2016 yılında keşfettim. Okuduğum ilk kitabı zaten Ağaçların Özel Hayatı'ydı. Ben çok severek okudum. Gerçekten çok çok beğendim. Çok ustalıklı bir dili olduğunu düşünüyorum yazarın. Diğer kitaplarını henüz almadım ama mutlaka diğer kitaplarını da okuyacağım. Mutlaka siz de Ağaçların Özel Hayatı'na bir bakın derim. Yoruldum. Ve bir sonraki kitabım Seray Şahiner'in Antabus adlı kitabı. Antabus'un beni ne kadar etkilediğini, ne kadar sarstığını, ne kadar içime dokunduğunu, ne kadar acıttığını zaten daha önce anlatmıştım. Kesinlikle muhteşem, muhteşem, muhteşem bir kitaptı. Ben oyununa da gittim. Nihal Yalçın muhteşem bir performans sergiliyor. Kesinlikle Seray Şahiner'in Antabus'unu okuyun isterim. Ve eğer fırsatınız olursa oyununu da izleyin isterim. Gerçekten çok güzeldi. Biz hatta sevgili Dileda, Turuncu Pilav ve eşi Aykut'la birlikte gitmiştik. Hep beraber. Gerçekten çok iyiydi oyunda. Bir bakın isterim. Evet, artık burası da doldu, koyacak yer bulamıyorum. Bir sonraki kitabım Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz kitabı. Ben Barış Bıçakçı'yı zaten çok seviyorum. Bunu her seferinde dile getiriyorum.
Ama bizim büyük çaresizliğimiz de geldi Barış Bıçakçı kitaplarının arasında en zirveye oturdu diyebilirim. Gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Bunu bu ay içerisinde okudum. Geçen ay okudum ve yorumunu girdim sanırım. Evet, geçen ay okudum. Gerçekten Barış Bıçakçı okumanızı çok isterim. Bizim büyük çaresizliğimiz de bence başlamak için çok güzel bir kitap olabilir. Bir sonraki kitabım Jose Saramago'nun Kabil adlı kitabı. Bu kitaptan da yine bahsetmiştim daha öncesinde. Yaratılış efsanesi ve dünyadaki ilk dönemlerle ilgili nasıl anlatacağımı çok bilemedim şu anda ama çok çok güzel bir kitaptı. Gerçekten çok farklıydı. Zaman, mekan sıralaması olmayan, karışık bir şekilde verilen bir kitap. Ben çok severek okudum. Gerçekten sizin de bir okumanızı isterim. Ama lütfen bu kitabı okurken, daha önce de söylemiştim, ön yargılı olmayın. Hani dinlerle dalga geçiyor, dinleri şöyle yapıyor falan şeklinde düşünmeyin. Bu kurgu bir kitap. Bir bakın derim, belki siz de ön yargılarınızı yıkarsınız. Bir sonraki kitabım Doğu Yücel'in Var Olmayanlar adlı kitabı. Ben Doğu Yücel'le de maalesef 2016'da tanıştım. Daha önce okumamıştım hiç. Ama Doğu Yücel'le ilgili şöyle bir durumum vardı. Hiç okumadığım halde çok sevdiğim bir yazardı. Yani hani okuduğum zaman çok seveceğimi biliyordum. Ve büyük bir beklentiyle başladım bu kitaba. Genelde çok büyük beklentiyle başlayınca bu kitap sizi etkilemez, sevemezsiniz ama yani beklentimi kesinlikle boşa çıkarmayan, gerçekten beklediğim kadar iyi olan bir kitaptı. Muhteşem bir zeka örneği bu kitap. Kesinlikle bir bakın isterim. Ben de ilk fırsatta Doğu Yücel'in diğer kitaplarını okuyacağım. Ve bu yıl için seçmiş olduğum son kitap, son favorim Jack London'ın Demir Ökçe kitabı. Benim distopya okumayı ne kadar sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz artık. Demir Ökçe bu kitapların, bu distopyaların ağası, babası, atası olarak biliniyor. Bunun da 2016 favorilerinde olmasa olmazdı. Benim 2016'da en severek okuduğum kitaplar, beni en çok etkileyenler bunlardı. Dediğim gibi daha okuduğum çok fazla sayıda güzel kitap vardı ama ben en sevdiklerimi seçmeye çalıştım aralarından. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin favorileriniz nelerdi bu yıl? 2016'da belki okumadığım ama 2017'de favorim olacak kitaplar belki de sizden gelecek, sizin tavsiyeleriniz sayesinde. Aşağıya yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.